Reklamlar bitti. Sebep sonuç devam ediyor. Gaffar Yakıncı, Mahmut Övür, Şebnem Bursalı ve Murat Özer'le birlikteyiz. Reklama gitmeden önce partiler milletvekilliği listelerini şekillendiriyor. Buna dair ayrıntıları konuşmuştuk. Yine konuşmaya da devam edeceğiz. Medyada da çünkü ciddi anlamda saflar artık keskinleşiyor. Bir tarafa bırakıldı gazeteciliğin, televizyonculuğun temel ilkeleri. Şu yüzden söylüyorum, insanlar doğru gördükleri fikirleri anlatacaklar okurlarına, seyircilerine ama bu kadar açık açık oy ver çağrısı yapıldığına ben şahit olmamıştım Şebnem. Hı hı. Özellikle büyük kanallarda, entertainment kanallarda da bunu görüyoruz. Son olarak Fox TV'nin spikeri bir açıklama yapıyor. Gülbin Tosun. Bir dinleyelim mi kısaca? Ya olacak iş değil Şebnem. Yani kadına çocuk yap diyor bu iktidar. Ben anlamıyorum ya, hakikaten. Ya. Niye kadına çocuk yap diyorlar? Ya, başka alternatif bulabilirler. Sen niye bu işlerle uğraşıyorsun şimdi, Şebnem? Vallahi ben hem çocuk yapıp hem kariyer yapamadım. Ben sadece kariyer yaptım. Ama hem kariyer yapıp hem çocuk yapan çok herkesin kadın. Herkesin kendi tercihi. Hem meslektaşım var. Seni hem niye zorlamıyorlar kadın... çocuk yap diye? Ha? AK Parti baskı yapmıyor mu? Yok. Niye yapsın? Demek ki yapmıyor. Evde otur otur diyoruz, zorla çıkıyor programa geliyor. Niye geliyor? Şimdi benim iki itirazım var bu video ile ilgili. Bir tanesi tabii ki ana haber bülteninde bu tür bir ifadenin yer alması. Yani haber kanalı ya da diğer prime time kanallarında ana haber diğer haber bültenlerinden daha farklı bir özelliği var Melih. Yani oradaki dil daha temiz kalır, daha az yorum vardır. Haber ağırlıklı olması gereken. Yani, spikerin işi bu değildir aslında. Aynen, yüzük Şebnem taşı bizim gibi. ATV'nin Ankara temsilcisi. Evet. Senelerdir entertainment aynen. kanalları en iyi bilen isimlerden birisi anlatıyor. Estağfurullah. Şimdi o yüzden hani ana haberde bu tür bir dilin hem de o ana haberi sunan spiker tarafından, haberci de değil arkadaş, evet. spiker. Evet. Bakın spikersin sen ya. Şimdi sen ben bunu yorumlayabiliriz. Biz bizim haberciyiz işimiz bu. Ve yorumcuyuz. Yani buradaki hepimiz yapabiliriz ama spiker hayır, bunu yapamaz bir kere. Yani bu anlamda mesleki tanımı gereği. Mesleki tanım gereği. Şimdi bir işin teknik kısmı bu. Yani bizim mesleki anlamda biraz da hani işin namusudur, kanalın namusudur vesaire. Yani ana haber gerçekten, ana haber bülteni diğer bültenlerden farklı bir konumdadır. Onu bir tarafa koyalım. İkincisi, ya Allah aşkına işin içeriği, şimdi bu teknik kısmıydı, şimdi işin içeriğiyle ilgili konuşacağım. Ya AK Parti neler yapmış bu kadına? Allah aşkına bir kere şimdi bir kadın olarak şimdi buradaki siz yani meslektaşlarımın ötesinde bir kadınım. Ve ben Cumhuriyet kadınıyım, yani Ege'liyim, İzmirliyim, Aydınlıyım. Hani bu anlamda itirazımı daha yüksek sesle bu konuda getirebilirim hepinizden daha öte. Yahu yani 20 yıldır AK Parti hükümetleri benim haklarımı kısıtlasa ben şu an burada oturup bunu konuşur muyum? Konuşabilir miyim? Kendimi inkar dışında bir şey değil. Herkes bir kere bir lütfen bir kere daha düşünsün. Ezbere ya da işte bu algı oluşturma anlamında yalana bu kadar sarılmayalım lütfen. 2004 yılında kadın erkek eşitliğini ilk kez anayasaya hem de getiren tanım olarak AK Parti hükümetleridir. Hükümetidir. Pozitif ayrımcılığı da referandumda getiren kadın erkek eşitliğinde kadın lehine pozitif ayrımcılığı da yine anayasal güvence altına koyan yine AK Parti hükümetidir arkadaşlar. Lütfen herkes bir kere daha düşünsün. Onu geçtim. Bu ya daha fazla çocuk doğursun diye hani çocuk doğurmasınlar eve hani tıkılsın kadınlar diyor ya bu arkadaşımız. Yahu daha çok çocuk doğursun diye teşvik olsun diye maaştan kesmiyor. Sigorta primini, sigortalarını ona göre güncelliyor. Çocuk başına yani para veriyor. Çocuk başına para veriyor. Yani hepsini AK Parti hükümeti yaptı. Yani hani kadınlar kariyer peşinde koşarken aileyi ya da aile kurmayı ya da çocuk doğurmayı ötelemesinler, ondan geri kalmasınlar diye tam tersine teşvik edici bir sürü hak getirildi bu kadına. Yani bu arkadaşımızın dediğinin tam tersinin olduğunu anlatmak adına söylüyorum. Onun dışında ceza kanununa getirilen bir sürü hani bugün işte 6284 konuşuluyor, yok İstanbul Sözleşmesi. Ya onlara bile gerek kalmayan Türk Ceza Kanunu'nda öyle düzenlemeler var ki zaten kadına aile içinde şiddet ya da çocuğa gösterilecek olan şiddete karşı o kadar fazla düzenleme getirildi ki bunların hepsi son 20 yılda geldi arkadaşlar. Allah aşkına sanki bu hükümet hani kadınları eve tıkan,
onları kapatmak isteyen vesaire, yani çalışma hayatında ya da sosyal yaşamın hiçbir yerinde görmek istemeyenmiş. Demirtaş'ın Taliban açıklamalarına paralel. Şimdi Fox, Demirtaş ne alaka birbirine diyeceğiz ama söylemin bir olduğunu görüyorum ben. Evet. Taliban kadınları eve kapatacaklar. Demirtaş da bugün bir tweet attı. Kadınlar son seçiminiz diyor bu. Bundan sonra şaka yapmıyorum hakikaten, şu an ulaşamıyorum. Son kez oy kullanacaksınız diyor Gaffa. Bitti gitti bundan sonra. Bir rakam vereyim mi? Karar gazetesinin manşeti de öyleydi. Öyle mi? Karar da mı? Yani bayağı bizim bu tırnak içinde söylüyorum. İslamcı bildiğimiz adamlar da bunu söylüyorlar. Tabii doğru. Şimdi bir rakam vereyim. AK Parti'nin 54 kadın milletvekili var. CHP'nin 16. İYİ Parti'nin 2 tane kadın milletvekili var. Oran olarak da AK Parti %19'la en fazla kadın milletvekiline sahip. CHP'nin %11. İYİ Parti'nin ise %5. Rakamlar konuşur. Ben kadar. Rakamla devam edeyim. Şimdi bir bağımsız veri platformundan aldığım bir şeyi aktarayım. 1983'ten bugüne kadar yapılan bütün seçimlerde meclisteki kadın temsil oranını listelemişler, koymuşlar. 1983 seçimleriyle beraber yani 2002'ye kadar gelen süreçte %1'i bile gördüğü durumlar var. Çok az kadın temsili mecliste. Hatta işte en çok 2002 seçiminde %4 olmuş. 2002'de AK Parti iktidar başlıyor biliyorsunuz. Tek parti iktidarı, yani koalisyon olmayan bir iktidar. 4'te alıyor kendi kazandığı seçimde. 17 küsüre taşıyor. Yani bu şu demek. Bütün partiler için söylüyorum. Meclisteki temsili söylüyorum. Yani bu şu anlama geliyor. Partiler, her partide bence yani kadınların siyasete katılımı ile ilgili doğru adımlar atmalı. Bu önemli bir konu. Ama demek ki Şebnem Hanım'ın demin söylediği iklim oluşturulmuş. Yani kadınların siyasette daha çok yer alması, yönetim kademelerinde daha çok yer alması gibi bir şey yapılmış yani. Ben demin bir şey söyleyecektim. O öyküyü anlatayım. Onu istiyorum. Evet, evet. Bir şey söyleyeceğim. Burada bunu söylemezsem eksik kalacak. Ne olur özür diliyorum. Ya Emine Erdoğan hanımefendi himayelerinde yürütülen, hani sadece işin siyasi, kadınların daha fazla siyasete girmesi vesairenin dışında kız çocuklarının okuması Emine Hanım'ın himayelerinde yıllardır sürüyor. Şimdi kız çocukların okumasıyla ilgili Sayın Erdoğan'ın... %95 mi, %98 mi? Yani neredeyse %100'e tamamlandı. Evet. Ve bu konuyu bizzat kendi himayelerine aldığı ve biz de ATV olarak, Müge Anlı'yla beraber, ATV olarak çünkü hanımefendiyle birlikte bu şeyde kampanyanın içinde dahil de olduk zaten. Yani bizatihi kız çocuklarının daha fazla okumaları için, yani sadece yasalarla değil... Bir de işin hani himayelerinde daha fazla görünürlük ve farkındalığı arttırma anlamında da bu kadar gayret ortadayken gerçekten hani haksızlığa isyan edesi geliyor. Ya bu haksızlık falan değil, sen devam edersin de hakikaten burada yalan var. Evet. Bu yalan i̇şte söylüyor. İsyan yani ediyoruz. Bu gerçekten yani. Kadınlara sahip çıkmak falan değil. Resmen yalan. AK Parti dönemi kadar, bak solu da bilenlerdeniz, dönemi kadar kadın milletvekilinin ya da kadının hayatta yer almasının bundan daha yüksek başka bir dönem yok. En basit şuradan bileceksiniz ya. Başörtülü kadının okuması engelleniyordu. Evet. Kim engelliyordu? Bu sistem engelledi. Bu sistemi savunanlar engelledi. Şu anda onların okuması için mücadele eden bir iktidar var. Sen ona engel çıkmışsın. Gidip kafanı açacaksın, geleceksin, okumayacaksın demişsin. Üniversiteden terk etmelerini sağlamışsın. Meclisten kovdun. Kalkacaksın, buna böyle sahip çıkıyor. Bu tamamen operasyon çekmektir. Kadınlar bu gerçeği görmüyor değil, görüyorlar. Korkuları oradan. Kadınlar bu sürecin farkındalar. Bir de o kullandıkları grafikler, madem o konuya dönüp tekrar, mesela o hanımefendi... Özür dilerim, demin anlatacaktın, unutmuştum. Ona gelirim. Peki gelirim. Ona gelirsin ben, sen bir ara. Ben hakkımı yedirmem diyorum. Estağfurullah. Bu arada. Şimdi demin kullandığı grafikler manipülasyon... Yok, grafiklerin üretilmiş. İçeriğini sen okumadın. Yok, ben özür dilerim. Şeyi söyleyeceğim. Yani, söylemi ne diyorsun? Söylemi söylüyorum yani, söylemi söylüyorum. Şimdi şöyle şeyler yapıyorlar. Mesela Avrupa'daki bilim kadını sayısı, Türkiye'deki bilim kadını sayısı. Ama şunu sormuyor. Bizde ya daha Avrupa, çok. Avrupa'da 300 yıldır kadınları üniversiteye alıyorlar. Biz daha 100 yıl önce bağımsızlığımızı kazanmışız. Bizde kadın akademisyen yani, daha çok. Ha, bizde sayı daha fazla ama şunu söyleyeceğim. Yani bütün bunları mukayese ederken ülkelerin sosyoekonomik koşulları, geldikleri yer... Yani siz daha bundan 20 yıl önce dünyanın en geri kalmış ülkelerinden biri olarak gösteriliyordunuz. Hazinenizde para yoktu, maaş ödeyemiyordunuz. Maaş ödeyemiyordunuz. Yani sizin karnınız oyacak da kız çocukların okullaşmasını düşüneceksiniz. Evet. Nasıl kaldırıldı o? Başlık paraları nasıl kalktı? Kan davası nasıl kalktı? Unutuyoruz bunları ya.
Yani bunlar üçüncü sayfa haberi olduğu için bunları konuşmuyoruz. O hanımefendi çok rahat manipülasyon üretiyor, rahat yalan üretiyor. Doğru. Yani bunlar konuşulsa keşke bizim yani bu veri analizlerini böyle daha net sürekli olarak yapıp ortaya koyan kurumlarımız olsa. Çünkü şöyle, devlet sonuçta siyaset yapmak istemiyor. Yani devlet görevini yapıyor. İstatistikleri topluyor. Bizim bir çok iyi bir TÜİK istatistik kurumumuz var. Çok da bilimsel çalışan bir kurum. İstatistiği veriyor. Şimdi onu siz istediğiniz gibi eğip büküp yorumluyorsunuz. Bunlar da akılları sıra yani gerçeğe meydan okuyarak yalan üretiyorlar. Sınıfsallıkla ilgilidir demiştim ya. Şimdi o rahmetli oldu teyze bir muhacir. Kırım'dan gelmiş, Eskişehir'e gelip yerleşmişler. Ben de şöyle zannediyorum yani hani işte Türk yani Kırım bize göre Kırımlar Tatarlar da Türktür yani. Tabii. Türk gelmiş Eskişehir'e memleketine sığınmış. O 1905 olayları olmuş. Ya hani Ruslar size zulmetti. Yok dedi, ne Rusları dedi. Calıngayaklar yürüdü dedi. Ruslar değil konu. Fakirler yürüdü diyor. Balları çıplaklar yürüdü. Biz ondan, biz paramız vardı ondan kaçtık diyor. Şimdi bu sınıfsallık günün sonunda kendini dayatıyor. Yani bu konuşanların hepsi şöyle bakıyorlar. Yani ya böyle şey olur mu kardeşim? Benim oyumla çobanınki bir mi? İşte göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalı adam. Nasıl olur? Bunlar bak gene bu iktidarı alacaklar. Gene bir dümen yapacaklar. Hep onun altında yatan psikoloji bu. Bir bu. İki, bu işlerin bir ekonomisi var. Bakın sabahtan akşama kadar bize dürüstlük dersi veren bu arkadaşlar, bu işlerin arkasındaki ekonomiyi açıklama konusunda çok cimriler. Hiç şeffaf değiller. Ya şu CHP'li belediyeler nereye ne harcıyor arkadaş? Kim oradan ne alıyor? Enver Aysever ne almıştı? 238 bin Türk lirası. 3 yıl öncenin parasıyla. Bugünün parası değil. Yani şahsı değil. Orada adı o yazıyor. İhaleyi almış. 238 bin lira. Ne için? Efendim okuryazarlık kursu verecekmiş İzmir Belediyesi. Geçen bir hastaneye küfrediyordu adından dolayı. Olmaz olsun böyle diye. Ha, Abdülhamit Han Hastanesi. Abdülhamit Han Hastanesi'ne. Yani hayır şey, hastaneyi açan Abdülhamit Han. Hastaneyi orada tedavi görmüş. Burayı açana diyor bilmem ne diyor, küfür ediyor. Adamı iyileştirmişler, göndermişler, küfür ediyor ismi nedeniyle. İzmir Belediyesi ihale açmış. Bir tane insan bulalım Türkiye'de ya, öyle bir delikanlı, öyle baba yiğit olsun ki kardeşim, entelektüellikte heykel gibi olsun, böyle okuma yazma öğretsin. Okuma yazma bilmeyen kalmadı. Okur yazarlık diyorlar ona. Yani hani işte Gogol'ü nasıl okuyacaksın? Baudrillard'ı nasıl okuyacaksın? Fantezi yani. Kaç para? Günlük 13 bin lira. Ya insan da utanma olur ya. İnsan da utanma olur. Evet. Ya. Günde 13 bin lira 3 yıl öncenin parası. Bugünün parası 20 bin lira. Üstelik uzaktan erişim. Ve de şeyle o Zoom'la falan. Zoom. Fox yani biraz gaza basmışa benziyor burada. Şimdi Fatih Portakal yerinden Sözcü TV'ye gelince muhtemelen Fox'un reytingler biraz düşüyor. Bu spiker hanımefendiye de demişler ki bu, bas gaza. Bu insaflı hali mi? Bu insaf, tabii. Yapma ya. Ya CHP'yi kıyaslasalar %30 kontenjan, kadın kontenjanı koydular. Hiçbirini yerine getirmediler. Mehmet Bekar onu kadın kontenjanından aldılar. Evet, yani evet. Böyle komedi ya. Ama bence şundan kaynaklı. Yani biraz önce şeyi söyledik ya, insan ve vicdanla alakalı bir tanımlama yapıyor ya. O aslında kadın derken kendisinin tanımlamasına uyan kadını da kadın olarak görmüyor. Hmm. O açıdan AK Parti'de mesela siyaset yapan 50 küsür kadın milletvekili var. Onlar ona göre kadın değil ki. Evet. Çünkü onlar ona göre insan da değil. Çünkü onlar yani ben 28 Şubat'ı çok böyle şiddetli bir şekilde yaşamış, öğrenciliğimde yaşamış birisi olduğum için biliyorum. Hiçbir şekilde insan muamelesini görmedik biz yani. Başörtülü kadınlara yani hayat hakları tamamen ellerinden alırken bütün eğitim, kamuda çalışmak, Ziraat Bankası'nda memur bile olamazsın. Hiçbir yerde yani hayatın hiçbir yerinde görünür olmayacaksın. Ve bunları kimler söyledi? Şimdi ben listesini okusam utanırlar yani o söyleyen gazeteciler, yazarlar, şimdi hala büyük büyük isimler yani. Neler söylediler? Onların yaşamaya hakkı yok. Onların bu okullarda okuma hakkı yok. Onların bu iş yerlerinde çalışmaya hakları yok. Görünür olmaya hakları yok. Evlerinden çıkmaya hakları yok. Onlar onu söylediler. Fatih Altaylı söylemişti mesela. Evet. Dedi ki kendime görev ediniyorum. Bundan sonra jurnalleyeceğim, ispiyonlayacağım. Ya, hani başörtülü sadece kadınları polise bildireceğim diye. Araçlarının plakalarını karakola söyleyeceğim. Hala bugün televizyonculuk yapıyor. Hatta tedavi olmaya hakları yoktu. Medine Bircan'ı hiç unutmuyorum yani. Evet. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi görmek için getirilen yaşlı teyze başörtülü olduğu için o fotoğrafıyla acilden içeriye almadılar ve çocuğu gitti ona bir Photoshop'la fotoğrafını değiştirdi ve kadın orada vefat etti. Yani tedavi olmak için bile kadın olamazsınız. Yani o kadınsanız eğer, tırnak içinde o kadınsanız, o halka benzeyen kadınsanız, Muharrem İnce'ye imza vermeye giden şalvarlı Yemenli kadınsanız, sanat aslında Muharrem Bey'e imza vermeye giden hanımefendilerin, belki Murat konuşurken hazırlarsınız varsa elinizde. O görüntüde de vermek istiyorum. Tam yeri geldi çünkü. Evet. Yani kadınlar eşit, bazı kadınlar daha eşit. Tabii.
dedikleri gibi. Bazılarını zaten gazeteciden saymıyorlar. CHP'liysen gazeteci değilsin. Onların o tipolojisine, kafasındaki tipolojiye uymuyorsan yine kadın değilsin. En ağır faşizan örnekleri burada görüyoruz.